Merhaba Paratik TV izleyenleri. Ekonomi haber manşetlerine sıklıkla karşımıza çıkan para arzından bahsetmek istiyoruz. Bu video ödüllü yatırım kuruluşu GCM yatırımın katkılarıyla hazırlanmıştır. Bir ekonomide dolaşan toplam para miktarı para arz olarak tanımlanır. Bu tanım için sadece kağıt ve madeni paralar yer almaz bankalardaki mevduatlar da para arzıda dahildir. Sanılanın aksine para arzı, Merkez Bankası'nın bastığı parayla belirlenmez. Dolaşımdaki paranın büyük bir kısmı ticari bankaların verdiği kredilerden oluşur. Örneğin bir bankadan 10 bin lira borç aldığımızı düşünelim. Banka bu parayı hesabımıza yatırdığında daha önce kullanımda olmayan 10 bin lirayla alışveriş yapabiliriz. İşte böylece para arzı artmış olur. Ancak bankalara istedikleri kadar kredi veremezler ve para arzı yaratamazlar. Bir başka de işte bankalar mevduat olarak topladıkları paranın hepsini kredi olarak veremezler. Çünkü paranın bir kısmını Merkez Bankası'na zorunlu karşılık olarak tutmaları gerekir. Zorunlu karşılık oranı da Merkez Bankası tarafından belirlenir. Para arzı M harfi ile gösterilir. Çeşitli şekillerde ölçülmesi mümkündür. Ancak ölçüm genellikle iki grupta toplanır. Bunlar dar ve geniş para arzı olarak adlandırılır. Dar para arzı iki şekilde ölçülür. M0-M1 F0 dediğimiz en dar anlamlı para arzını ifade eder. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından dolaşıma çıkarılmış banka notlarla darpaya tarafından dolaşıma çıkarılmış madeni paraların toplamından bankaların kasalarında bulunan nakit paraların düşünmesi de bulunur. Buna bir formülle göstermek gerekirse M0 eşittir dolaşımdaki banka notlar artı madeni paralar eksi banka kasalarındaki nakit. M1 ise M0 para arzında bankalarda bulunan vadesiz mevduatın eklenmiş halidir. Yani M1 eşittir M0 artı vadeli mevduatlar. Gelelim geniş para arzı ölçümlerine. Bunlar M2 ve M3 olarak adlandırılır. M2 olarak tanımlanan para arzı m 1e vadeli mevduatların eklenmesine bulunur. Yani M2 eşittir M1 artı vadeli mevduatlar. M3 ise en geniş tanımlı para arzıdır. M2'ye repo, para piyasası fonları ve ihraç edilen menkul kıymetler eklenerek bulunur. Bu durumda M3 eşittir. En 2 artı repo artı para piyasası fonları artı ihraç edilen mekul kıymetler toplamıyla ölçülür. Bir ekonomide para politikasını uygulamaktan sorumlu olan kuruluş Merkez Bankası'dır. Dolayısıyla para arzını da Merkez Bankaları kontrol eder. Ekonomiler bazen daha az, bazen de daha fazla paraya ihtiyaç duyarlar. Merkez Bankaları para arzını kontrol ederek bu ihtiyacı cevap verir. Peki, ekonomideki para miktarı neden önemlidir? Bir ekonomide dolaşan para miktarı, kişisel harcamalardan gayri safi yurt içi hasılaya, Tüketici kredilerinden faize, taşıt ve konut kredilerinden işsizliğe kadar birçok değeri etkiler. Dolayısıyla merkez bankaları ekonomik hedeflere ulaşmak için para miktarını kontrol etmek ister. Ayrıca para arzı sürekli artması enflasyona neden olur. Çok az zamanınızı alarak sizlere bu videonun ana sponsoru GCM yatırımdan bahsetmek istiyorum. GCM Yatırımda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda binlerce farklı enstrümana yatırım yapabilirsiniz. Son teknoloji altyapısıyla sizlere kesintisiz hizmet veren GCM Yatırım sayesinde ücretsiz olarak hesap açabilir ve hesabınıza tanımlanan 100.000 TL sanal para ile yatırımcı yönünüzü keşfedebilirsiniz. Deneme hesabı açmak için ilk olarak yatırım.com.tr adresini ziyaret ediyorsunuz. Sitenin en üstünde bulunan formu dolduruyor ve sonrasında hangi piyasada işlem yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Hepsi bu kadar basit ve kolay. Enflasyon nedir sorusuna cevap verdiğimiz videomuzda izleyebilirsiniz. Peki, merkez bankaları dolaşımdaki para miktarını kontrol etmek için ne yapar? Daha fazla para basar. Merkez bankaları para basarak dolaşımdaki para miktarını yani para arzını artırabilir. Üstelik istedikleri kadar para basabilirler. Ancak bunun bazı sonuçları olacaktır. Merkez Bankası'nın para basmasıyla birlikte çıktığı ve üretim seviyeleri etkilenmez. Sadece paranın kendisi daha az değerli hale gelir. Ayrıca bu durum enflasyon neden olacağı için daha fazla para basma seçeneği merkez bankalarının ilk tercihi değildir. Sorunlu karşılık oranlarını ayarlar. Mevduat kabul eden bankaların bunlara karşılık olarak merkez bankası bulundurmak zorunda olduğu mevduatların oranına sorunlu karşılık oranı denir. Merkez bankası tarafından belirlenen bu oran para arzının kontrol edilmesinde etkili yöntemlerdendir. Örneğin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranı %5 ve bir bankanın toplam mevduatı 100 milyon dolar olsun. Bu durumda bankanın zorunlu karşılık olarak 5 milyon dolar ayırması gerekir. Geri kalan 95 milyon doları dolaşımda tutabilir. Merkez Bankası'nın ekonomiye daha fazla para harcamak istemesi durumunda zorunlu karşılık oranını azaltabilir. Bu şekilde banka borç vermek için daha fazla paraya sahip olur. Banka dolaşıma daha fazla para vererek para arzını arttırır. Ekonomideki para miktarı Ekonomik para azaltmak istediğinde ise sorunu karşılık oranını arttırabilir. Böylece banka daha az parayı borç olarak verir, yani kredi vermek olsa daha seçici hale gelir. Faiz oranlarını belirler. Merkez bankaları konut, taşıt ve bireysel kredilerin faiz oranlarını belirleyemez. Ancak bunu dolaylı olarak belirleyebilir. Sahip olduğu para politikası araçlarıyla faiz oranlarını istenilen seviyeye çekebilir. Örnek vermek gerekirse, politika faiz dediğimiz bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını elinde tutar. Bu oran, ticari bankaların Merkez Bankası'ndan borç aldıkları orandır. Merkez Bankası tarafından belirlenen kısa vadeli faiz oranları bankaların para yaratma sürecini etkileyen en önemli unsurdur. Dolayısıyla insanlar borç almak istemez ve daha az kişi kredi kullanmak ister. Bu şekilde de para arzı azalır. Merkez Bankası faiz oranı düşürdüğünde de para arzı artar. Açık piyasa işlemlerini kullanır. Merkez Bankası'nın devlet tahvil alım satımı açık piyasa işlemleri olarak tanımlanır. Merkez Bankası'nın devlet tahvil alıp satmasıyla dolaşımdaki para miktarı etkilenir. Yani Merkez Bankası para arzını arttırmak istiyorsa bankalardan ve kurumlardan devlet tahvili satın alır. Böylece banka varlıkları serbest kalır ve borçlanmak için daha fazla nakit vardır. Ayrıca bu işlem genişletici para politikasının bir parçasıdır. Eğer para arzını azaltmak istiyorsa devlet tahvili satışı gerçekleştirerek borçlanmak için nakdi kısıtlar. Bu durumda da daraltıcı para politikasının bir parçası olarak görürüz. Diyelim ki ekonomi zorlu bir süreçten geçiyor. Bu durumda Merkez Bankası açık piyasa işlemlerini biraz da daha ileriye götürebilir ve bir parasal genişleme programı kurabilir. Bu program altında Merkez Bankası para yaratır ve devlet tahvili gibi varlıkları satın almak için kullanılır. Merkez Bankası'nın yaptığı alım ile bankacılık sistemine giren para banka rezervlerini arttırır. Bu şekilde bankalara kredi vermek istediği miktar artar. Faiz oranlarını düşürmeye ve yatırım artırmaya yardımcı olur. Bilmeniz gerekir ki doğru miktarda paranın dolaşımda olması sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonominin sağlanması için çok önemlidir. Bu nedenle açıklanan para arzı sonuçları piyasaya etki etmese bile göz ardı edilecek bir veridir. Partik TV'ye abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.